Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişten almış olduğu siyasi mirası tercih olarak siyasi kararını batılılaşma ve batı içinde yer alma şeklinde ortaya koymuştur. Bu tercihi dolayısıyla Avrupa ile birleşme, Avrupa ile bütünleşme, Türk milletinin önüne bir ülke olarak konulmuştur. Ve adeta iktidar olanlar bu tercihlerini korken, siyasi tercihlerini böyle belirlerken, devlet de tercihini bu istikamette koymuştur. Ve yıllarca Türk milletine yapılan şartlandırma dolayısıyla toplumsal tercih de bu istikamette oluşturulmuştur. Ve sonuçta hiç kesintiye uğramadan arada zaman zaman düzene çeki düzen vermek üzere demokratikleşmeye ara veren ihtilalleri bir tarafa bırakırsak, kaldı ki onlar da sadece bu istikametteki bir takım zedelenmeleri düzeltmek iddiasıyla gelmişlerdir. Antidemokratik dönemlerde ihtilaller de aynı siyasete hizmet etmiş, aynı istikamette yürütmüşlerdir. Yani ne şu muhalefet sıralarında bulunanlar, ne şu iktidar sıralarında bulunanlar, hiçbirisi burada sen şöyle yaptın, ben böyle yaptım demek hakkına sahip değiller. Hükümette oturanlar değişmiştir ama Türkiye'de iktidarlar değişmemiştir. Hep aynı iktidarlar olmuştur. Çünkü zihniyet aynı olmuştur, istikamet aynı olmuştur. Biz sizin iktidarınızda, muhalefetinizde ortaya koymuş olduğunuz siyasetleri eleştirdiğimiz zaman bu Avrupa Birliği'ne alınmazsınız. Bu birlik de kalıcı değildir, devamlı değildir. Dünyada hiçbir birlik kalıcı olmamıştır. Milletin önüne bir ülkü gibi Avrupa Birliği'ni koymayın, sonunda hayal kırıklığına bu milleti uğratmayın dediğimiz zaman hemen bize diyorsunuz ki yani Asyalı mı olalım, Orta Doğulu mu olalım vesaire gibi ya 40 satır ya 40 katır gibi önümüze bir tercih koyuyorsunuz. Beyler, milletin önüne biz ne Avrupalı ne Asyalı bir ülkü koyuyoruz. Biz milletin önüne kendi ülküsünü koyalım. Kendi milli gerçeğinden, kendi değer yargılarından, kendi coğrafi şartlarından, tarihi şartlarından, kendi imkanlarından, kaynağını alan, hızını alan bir milli siyaset önüne koyalım. Bu milli ülke etrafında milletimizi şartlandıralım. O zaman ne olur? O zaman ne olur? Eğer bugünkü Avrupalılaşma istikametinde, Avrupa topluluğuna girme istikametindeki ülkünüz gerçekleşmezse hayal kırıklığınız olur. Ama ülkünüz milletin değerlerinden kaynaklanır ve kendinizin gerçeklerinden kaynaklanır ve millete kendi kimliğiyle bir hedef gösterirseniz, onda bu hedefleri tutturmasanız bile sonuçta gayretiniz yalnızca kendiniz için olur. Ama bugün Gümrük Birliği'ne bir giriş noktasına geldiniz. Peki 22 yıllık bir süreç işletildi. İktidar muhalefet diye ayırmıyorum. Bu 22 yıllık sürecin sonunda bugün iktidarda olanlar bile diyorlar ki keşke Gümrük Birliği'ne şu anda bizi almasalar. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'ne girmeden Gümrük Birliği'ne girmek demek Türkiye için intihar demek. Neden? Avrupa Birliği kararlarına uymak zorunda kalacaksınız. Avrupa Birliği'nin kararlarına uymadan yeni Türk Cumhuriyetleriyle, Orta Doğu'daki ülkelerle ve bugün
2000'li yılların dünyası olacak Asya'yla. Bunu ben söylemiyorum. Bunu istatistikler söylüyor. Elimde var ama vaktim yok. İstatistikler söylüyor. Bugün Tayvan'da, Endonezya'sı, Malezya'sı, bütün bunlar. Aynı zamanda Güney Kore'si gayri safi milli hasılasıyla, kalkınma hızıyla bugün Avrupa'nın ötesine geçmiştir. Bu noktada siz ikili münasebetlerinizi içinde olmadığınız Avrupa Birliği'nin kararlarına göre yapmak durumundasınız. Bunu gördüğünüz için de diyorsunuz ki hazır da değiliz. Neden hazır değilsiniz? 30-40 yıllık bu mücadelenin sonucunda geldiğiniz noktada kendi tespitinize göre hazır değilsiniz. O zaman bunun Türkçesi şudur. Türkiye iyi idare edilmiyor, iyi idare edilmemiştir. Sonucu budur. Şimdi burada biz bir türlü anlayamaz noktaya geldik. Bosna Hersek, Karabağ, Çeçenistan, buralardaki içinde bulunan durumlar ortadayken, Türkiye ateş çember içinde her geçen gün bu çember daralırken, adeta insanlığımızdan utanıp başımızı yastığımıza koyamadığımız bir ortamda, içeride Türkiye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tartışılır hale gelirken, sokaklarda işçi memur yürüyüş yaparken, esnafımız, küçük memurumuz vesairemiz bu noktadayken, ben sorumlu arıyorum.